Bir medya arkasına bakalım mı acaba? Görelim. Aşkım biraz az söylesin. Ya. Bakın işte hep anlatıyorum. Kadınlarla erkekler yer değiştirdi. Şimdi bu İlker'in programı değil mi bizim? Ve erkeklere yaptırmadıkları şey yok. Ve bununla evde seyrederken herkes çok zevk alıyor. Çünkü kadınlar adamları, evli oldukları adamları bir tepeliyorlar, bir tepeliyorlar. Böyle bir şey yok. Allah aşkına. NASA eli maşalı şuna bir bakalım. Aşkım biraz az söylesin. Ne azı? Sende o güç var, kuvvet var. Kesildin diyorum, anlamıyor musun? Ne kesildi? 45 tane yapmışsın, kesilmediğinde 9 tane mi kesildin ya? Tribe girdin hemen. Şuna indirmeseydin yapacaktım böyle. Gözlerini kapatacaktım. Kol, her defasında... Ay kol, kol ben de biliyorum. Başka bir şey değil yani. Görüyorum. Böyle 30 kaldı. Kilo biliyor musun sen? 30 kilo olabilir. Ben de 64 kilo. Beni çeviriyorsun ama rahatlıkla. Aşkım olmadı ki. Tamam tamam. Olmadı. Bir de diyorsun gücün kuvvetin var. Tırt. 56'lık yapan alsın. Hadi geçti diyeceğim. Şu 22'lik alırsa saçımı yolarım yemin ediyorum. Şuraya bırak. Ay sen erkeksin. Yapacaksın onu. Öyle bir görevim var. Şimdi o sana verir. Sen... Yani ben çok kötü hissediyorum kendimi erkek olarak. Hissetmelisin. Reyhan, bu Kim Kardashian'ın şeyi yok mu? Üvey babası. Kadın olmuş. Bu yüzden. Çünkü o Kim Kardashian var ya, hani bizim bütün gazeteler bayılıyorlar. Türkiye'nin en önemli gazeteleri. Evet. Kadın poposunu sandala seriyor, ayrı fotoğraf, bir yere giriyor, ayrı fotoğraf falan filan. Bir de onun iki kardeşi daha var. Bir de bir car 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 bir anaları var bunların. Vallahi adam kadın olmuş. Çok fena. Çok fena. Adam da basit bir şey yapmıyor yani. Üç bardağı üst üste falan koymuyor, halter kaldırıyor ya. Kolay bir şey değil yani. Vallahi billahi. Devam. Ay sen erkeksin, yapacaksın onu. Öyle bir görevim var. Dur. Şimdi, ha, bir sen... de bu. Ha, bir de bu. Sen erkeksin, yapacaksın. Ulan car 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 konuşuyorsun. Car 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 konuşurken erkek olduğumu hatırlıyor musun? Erkeksin, yapacaksın. Buna çok sinirleniyorum. Her erkek sevdiğinle, eşiyle hep aynı kavga yapıyor. Herkesin kavgası aynı. Sen erkeksin, yapacaksın. Ulan zaten doğduktan sonra görevlerle başlıyorsun. Çok doğru. Senin şeyini keseceğiz. Niye? Öyle. Kestirmem. Hayır, kesilecek görev. Okul görev. Askerlik görev. Askerliği bitirdin. Gittin bir işe girdin. Görev, 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 ömür görev. Ömür boyu görev. Ömür boyu görev. Evet. Hayatının en güzel anları dahi görev. Çok doğru. Ben anladım. Yani onlar da görev. Kadınınki görev değil. Vallahi istemiyorum. E ben de olma, o görev. Her şey görev. Her şey görev, görev, görev. Yapmazsan sen erkeksin, yapacaksın. Doğru. Ondan bir sonra kadınlar bundan, bir Cemal ediyorlar. Yırttı. Bir Cemal yırttı. Cemal gel görevinin başına. Soyundum. Cemal gel görevim hocam. Ben atları seviyorum. Devam. Benim burada temel görevim gençlere tutumlu olmanız. Dur. Nasıl? Mükemmel bir an. Mükemmel bir an. Hocamız gençleri tutumluğa davet ediyor. Ayakkabısını çıkarmış. Hakikaten ayakkabın da ağa gitmiş, vaha kalmış ama. Hakikaten güzel, fakat ayakkabının markasını unutmuş. Görelim. Ayakkabının atılmaması gerektiği, altı patladığında pençe yaptırıp boyayla, bakın bu ayakkabıyı 4 senedir giyiyorum 2011'den beri. Ve bununla gurur duyuyorum. Sizsiz olun. Fakat bu ayakkabı sarı pembeyle uyar mı? Mütevazi yaşamayı severim. Ucuz giysiler giyerim. Marka giyenden, marka taşıyandan nefret ederim. Marka taşıyan, giyen insan aşağılık, kompleksidir. Hocam resmen. Kim üzerine alıyorsa alsın. Bu benim gururum. Ya hocam sen ne çorap giyersin, ne don giyersin, ne bir şey giyersin. Benim en çok yürüyüşümü kışınız dikkatimi çekti. Arkadaşım dur. Var. Bak. Şimdi hanımlar yani uzun yıllardır Seda Sayan'ı izleyen hanımlar ve Seda Sayan'ın büyüttüğü nesil artık normal insan kabul etmiyor. Yani o kadın programı başını Seda Sayan'ın çektiği ve Türkiye'deki en iyi kadın programlarını yapan Seda Sayan'ın başını çektiği programları izleyen artık normal adam yok ve normal kadın yok. Şimdi bu kadar adam var böyle evlenmek istiyor falan filan, anladın mı, kan gövdeyi götürüyor. Bir tek adamdan hoşlanıyor kadınlar, bu adamdan. Bu adamdan hoşlanıyorlar. Cemal ve ben dikkatlice bu adama bakıyoruz şimdi ikimiz.
Hani bir gün modamız geçerse kimi örnek olarak alacağız diye. Buyurun Cemal. Cemal Burcu, diyorum ki içinde fırtınalar estiren adam İsmail. Bir şey isteyebilir miyim? Tabii, ne demek? Buyurun. Benim için bir kere yürür müsünüz? Belki de bu yüzden durdum, sahibin olamadım ya. Sağırma erkek diye seni şımarık, değişti mi bu dünya? Cemal, oğlum at mat geçti. Ok ok mok geçti. Lahanayı kılıçla kekir. Bak, hiç bunlara ihtiyacı yok. Atını bile getirmemiş. Atını bile evde yürüyor. Fakat psycho hareketler yapacaksın. Özelliği bu. Normal böyle. Bu, psikolog olacak, psikolog olacak. Hanım eriyor, hanımlar eriyor böyle. Ana, bir psikolog var, bir manyaklık var diyorlar böyle. Devam. Seni bu dünya, seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskürlü bela. Dur! Ya ne hale geldik? Eskiden şey adamlar toplanıp hanımları oynatırlardı. Şimdi kadın programında kadınlar toplanıyorlar, adamlar... Seni... Ne oluyor ya? Ne olduk ya? Erkek yok, erkek! Erkek yok! Dur! Arif abi, son kalan erkek. Arif abiden sonra da tahtını Cemal'e bırakacak. Cemal at üzerinde dolaşacak Nişantaşı'nda. Erkek kalmadı. Erkek kalmadı. Hale bak, devam. Yakalarsam... Çağrılmışsam istediğimi yaparım. İyi oldu. Bak, bu doğru mu? Benim örneklerim bu. Seninki de bu. Sorun mu var? Terbiyesizlik değil ki bu. Terbiyesizlik. Çağrıldığın yerde istediğini yapabilirsin. Sen oturduğun koltukta davetlisin. Programın dışına kaçtığımız kendi... için de son derece ayıp oluyor konuklarımıza. O zaman yapıp yapıp sonra ayıp oluyor demeyin. Burada konuyu siz uzattınız. Sen uzatıyorsun burada. Durmadan Tarkan'a söylediğin soru. Ben de bugünden sonra yalnız buradan duysun herkes. Terbiyesiz diyen... annem gibi sevdiğim bir kadını artık bağrıma basamayacağım. Herkes duysun. Yanlışlıkla bunu söylüyorum ama artık ben dayanamam. Çünkü benim kişisel kendime göre bir saygım var. Kimse benimle bu şekilde konuşamaz. Çok kim olursa özür dilerim olsun. Tuğba. Ben olmaz. Terbiyesiz olarak hukuklarımıza yaptığımız terbiyesizlik. Yok hayır sen bana... olmaz. Peki. Teşekkür ediyorum. Süheyla'yı bulduk. Çok şükür bulundu. Dert izleri, şiş izleri, bıçak izleri. Hiç yok, hiç yok. Adalet yerini bulacak. Sen öldün mü diye. Böyle insan hayatıyla oynamak. Sus, bir sus. Bir sakin ol. Bir sus, öyle değil. Senin kızın yalan söylüyor. Senin için söylediklerini anlatsam. Ben konuştum dedi, bana hakaretler ediyordu, iskenceler yapıyordu dedi. Beni gezen onunda dedi, dışarı atmış dedi, beni dedi. Hangisi hangisine yapar? Bana Allah için doğrusunu söyle. Allah hakkı için. Bunlar, Allah hakkı için söyler, bundan her şey beklenmiyor. Bir dakika dursana sen. Alır mısınız diye yürü diyorum.